Ankara Barosu Başkan Yardımcısı arkadaşım Erin Sakan'a sözü veriyorum. Buyurun Erin Bey. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Efendim, bundan tam 27 yıl önce Türkiye'nin yetiştirdiği en saygın hukukçu, bilim adamı, siyasetçi, avukat, Baromuz'un eski başkanı Muammer Aksoy'u Cumhuriyet tarihinin en karanlık suikastlerinden birinde katlettiler. Öldürdüklerini düşündüler ancak fikirleri halen bizim yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Bu aslında bir bayrak yarışı. Biz Ankara Barosu olarak bu bayrağı aldık. Ve aynı inançla, Sayın Aksoy'un gösterdiği dirençle, hukuka ve demokrasiye olan aynı düşüncelerle, aynı pratikle sürdürmeye ve bu bayrağı taşımaya devam etmek inancındayız ve öyle de yapıyoruz. Şimdi Sayın Başkan Yaşar Bey de bahsetti. İki tane sorulması gereken soru var, aslında çok önemli. Birincisi, Türkiye'nin bir anayasa sorunu var mı? En önemli sorulardan birisi, Türkiye'nin bir anayasa sorunu var mı? Biliyorsunuz anayasalar kurucu metinlerdir. Devletin örgütlenmesini içerdiği gibi iktidarın da sınırlarını çizer. Ta gidelim 13. yüzyıl Magna Carta'sına kadar, bugüne kadar anayasaların içeriği hep böyle olmuştur. Şimdi önümüze dayatılan metine baktığınız zaman iktidarın sınırlarının çizildiğini görebiliyor musunuz? İktidarın sınırları çizilmediği gibi bu sınırlar açıkça belirsizleştirilmiştir. Böyle bir metnin adının anayasa olması mümkün değildir. Şimdi kaldı ki önemli olanın anayasadan ziyade uygulayıcılar olduğu, yani elinde sopayı bulunduran olduğu tarihimizde örnekleriyle çok açık şekilde ortadadır. Mevcut anayasadan bazı maddelerle örnek vermek istiyorum. Anayasanın 20. maddesi, özel hayatın gizliliği. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Bunlar özel değil, genel diyenleri hatırlıyoruz değil mi? Anayasanın 20. maddesi bu. Anayasanın 22. maddesi haberleşme hürriyetini içerir. Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir, haberleşme gizlidir. Türkiye'de telefonları dinlenmeyen insan mı kaldı bu süreç içerisinde? 24. madde, din ve vicdan hürriyeti. Herkes dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir diyor, devamını getiriyor ve son paragrafı çok ilginçtir, okuyacağım buradan. Kimse devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfus sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun dini veya dini duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz diyor anayasanın 24. maddesi. Değerli dostlar, bu ülke elinde Kur'an-ı Kerim'i sallayarak seçim çalışması yapan Cumhurbaşkanı gördü. Hangi anayasadan bahsediyoruz? Anayasanın 25. 26. maddeleri, düşünce ve kanaat hürriyeti, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Buyurun yayın, anında tutuklanıyorsunuz şu anda bu ülkede. 28. madde basın hürriyeti. Basın hürdür, sansürlenemez diyor. Herhalde yine lideriz en çok tutuklu gazeteci konusunda. 34. madde toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını düzenliyor. En son basın açıklaması yapmaya gittiğimizde meclisin önünde başımıza gelenleri hepiniz çok çok iyi biliyorsunuz. 36. madde çok enteresan. Adil yargılanma hakkı diyor anayasada. Adil yargılanma hakkı. Ve 138. madde. İyi ki şu anda var. Yargı bağımsızlığını düzenliyor. Gerçekten içimizi rahatlatıyor bu madde hepimizin. Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar diyor değerli dostlar. Bağımsızlarmış. Şimdi yeni anayasayla mahkemeler bağımsızların yanına bir de tarafsız göre ekliyorlar. Bundan sonra artık hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bakınız.
Türkiye'de bu saydığım hak ve özgürlüklerin hangisinin varlığından bahsedebiliyoruz? Ben sadece bir çırpıda bunları özetledim. Bunun gibi onlarca hak ve hürriyet var bu anayasanın içerisinde. Hangisinin varlığından bahsedebiliyoruz? Türkiye'de bir anayasa sorunu değil, çok açık bir siyasi kriz vardır. Bu nettir. Şimdi madem bu insanlar bu anayasa maddelerine uymuyorlar, peki neden bir anayasa yapmak istiyorlar? İkinci önemli soru da budur. Bunları çok net şekilde ortaya koymamız gerekiyor ki bunları insanlara anlatabilirim. Şimdi bunun birden fazla sebebi olduğunu düşünüyorum. Önce tarihi sebeplerden başlayacağım. İkinci sebeplerden. Şimdi iktidar partisinin ve Cumhurbaşkanı'nın bize anayasa krizi diye yutturmaya çalıştığı şey, kendi içlerindeki krize çözüm bulmak, suçlarını örtmek ve ülkeyi yönetememe krizine anayasal kılıf bulmaktan ibarettir. Çok net. Kendi içlerindeki krizi hepimiz çok iyi biliyoruz. Ahmet Davutoğlu dönemini yaşadık, 7 Haziran seçimleri, bir anda ülkede patlayan bombalar, daha sonra gelen seçim, sonra profili düşük başbakan, baktılar olmuyor, en sonunda partili cumhurbaşkanı, devlet başkanı, başkan ne derseniz. Kendi işlerindeki krizin çözüm yöntemidir. İkincisi suçlarını örtmek ve ülkeyi yönetememe krizini anayasal kılıf bulmak. Hangi suçlarını buradan sayabilirim ki? Oslo görüşmelerinden mi başlayalım? Dolmabahçe mutabakatı mı? Çadır tiyatrosu şeklindeki mahkemelere teröristlerin sırtlarının sıvazlanmasını mı anlatalım? HSYK'nın bir terörist örgütün eline verilerek kumpas davasıyla yapılan ordunun tasfiyesini mi anlatalım? Yoksa Suriye politikasındaki rezillik sebebiyle yaşananları mı anlatalım burada? Bu suçları gizlemenin ve ülkeyi yönetememe krizini örtmenin bir kılıfıdır önümüze çıkarttıkları bu ucube metin. Evet. Bir diğer ve asıl sebep, bunlar tali sebeplerdi. Asıl sebep de rejim değişikliğinin yasal kılıfının hazırlanmasıdır. Bakınız bu metin muhaliflerin cezalandırıldığı, işbirlikçilerin mükafatlandırıldığı otoriter rejimin yasal zemininin hazırlanması ve diktatörlüğün meşrulaştırılması çabasından ibarettir. Bu çok net. Şimdi bunları söylediğinizde, az evvel Yaşar Başkanım da söyledi, bize siz 12 Eylülcü müsünüz, darbe anayasasını mı savunuyorsunuz diyorlar. Değerli dostlar, bu anayasa 35 yılda yanlış hatırlamıyorsam 17 sefer değişti. 100'ün üzerinde maddesi değişti bu anayasanın. Ve son değişikliği iyi hatırlayalım ve çok iyi anımsatalım herkese. 2010 referandumudur. 2010 referandumunun Türkiye'ye neler getirdiğini ve Türkiye'den neler götürdüğünü lütfen iyi anımsayalım. HSYK'ya yapılan kumpas davaları, ordunun tasfiyesi ve en son olarak bu ülkede yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu aslında 2010 referandumunu yapanlardır. Bunu sizlere, bizlere, siz 12 Eylülcümsünüz diyenlere çok açık ve net suratlarına çarparak ve haykırarak söyleyebiliriz. Bu ülkeye 15 Temmuz'u biz yaşatmadık. Şimdi anayasa adı altında sunulan ve aslında üzerinde yaşadığımız ülkenin yıkımını sandıkta meşrulaştırmaktan ve geleceğin gaspı olan bu düzenlemeyle ilgili kuşkusuz çok fazla şey söyleyebiliriz. Şimdi zamanımız da biraz kısıtlı. Ben biraz bu yüzden havadan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz bugün çok soğuktu. Biz donduk. Özellikle Cebeci mezarlığına gittiğimiz zaman da o soğuğu iliklerimize kadar hissettik. Üstümüzde kabanlarımız olduğu halde, kışlık kıyafetlerimiz olduğu halde çok üşüdük. Benim sesim kısıldı bugün mesela. Şimdi düşündüm, aklımdan geçti. Dedim ki acaba bu soğukta üzerimde sadece bir atlet ayakkabımda olmasaydı hayatta kalma şansım olabilir miydi? Şimdi büyük ihtimalle içinizden geçiriyorsunuz ki neden böyle bir durumda bulunmasınız ki diye. Değerli dostlarım, bundan tam 103 yıl önce hemen hemen bu zamanlarda tam 90 bin çocuk
Sarıkamış'ın soğuğunda bu vatan savunması için donarak öldüler. Donarak 91 vatan evladını kaybettik. Öldürüldüler. Ölmediler. Öldürüldüler. Sayısı emperyalizmi için öldürüldüler. Sayısı kesin olarak bilinmemekle birlikte on binlerce çocuğu Kurtuluş Savaşı'nda, on binlerce çocuk Kurtuluş Savaşı'nda tam da bu salonun üstünde kurulu bulunduğu toprak için ve bu topraklar üzerinde yaşayan sizler ve benim geleceklerim için gözlerini kırpmadan canlarını verdiler. Üzerinde yaşadığımız topraklar ve sahibi olduğumuz laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti de meşruluğunu bir grup insan tarafından değiştirilebilir anayasalardan değil. Tam da bu çocukların göremediği günlerden, yaşayamadığı mevsimlerden ve hepimiz için verdikleri geleceklerimizden almaktadır. Bunu unutmayalım. Anayasalar kuşkusuz ki değiştirilebilir. Ancak bu toprakların geri kazanılma hikayesi, Orta Doğu topraklarında laik, demokratik, üretken bir cumhuriyetin kurulması hikayesini kimse değiştiremeyecektir. Mimarları oldukları kanunlar, anayasalar, şehir kütüphanelerinin çok da fazla kullanılmayan mahzenlerinde çürümeye mahkumken, bizim cumhuriyetimiz çocukların gözlerinde, her filizlenen fidanda ve köyde tüten her okul bacasında olacaktır. Bunları unutmayalım. Değerli dostlar, şu aralar çok kullanılıyor. Kandırılma konusu var biliyorsunuz. Kandırılıyor. Herkes kandırılmış. 15 yıldır kandırılmışlar. Yeni de değil. Bizler kandırılmadık. Evet ama bizler vurulduk. Kandırılmamanın, her defasında yanılmamanın cezasını Uğur Mumcu'nun kırılan gözlüklerinde Muammer Aksoy'un kan dolmuş montunda çektik biz bu cezayı. Bugün 31 Ocak 2017. Muammer Aksoy'un hunharca katledilmesinin üzerinden tam 27 yıl geçti. 27 yıldır bizler maktulüz ve katillerimiz semirmekte. Ocak ayımız Uğur Mumcu ve Muammer Aksoy, Mayıslarımız Mustafa Yücel Özbilgin, Eylüllerimiz Turan Dursun, Ekimlerimiz Ahmet Taner Kışlalı ve Bahriye Üçok, Aralık ayımız ise Necip Hablemitoğlu'dur. Şimdi biz kendimiz ve çocuklarımızın geleceği için, bizlerin bu ülkede özgürce yaşayabilmesi için canlarını gözlerini kırpmadan vermiş şehitlerimiz için, her geçen gün yaşam alanları daraltılan ve eril hegemonyaya teslim edilen kadınlarımız için, hatta ve hatta toplumsal cinnetin ve mental anomalinin ilk mağdurlarından olan hayvanlar için bağıra bağıra hayır diyeceğiz. Bağıra bağıra hayır diyeceğiz. Hayır. Ve işte ondan sonra Ocak aylarımız umuda, Mayıslarımız eski Türkiye'nin eşsiz baharlarına, tüm zamanlarımız ise koşulsuz, şartsız, terörsüz, cahilin sessiz tecavüzünden bağımsız geleceğimizi açılacaktır. Bugün sizler ve ben bu salonda 79 İran referandumu karanlığı ile 88 Şili referandumu dirilişinin eşiğindeyiz. Sahip olduğumuz tek şey umudumuz, ışıktan mürekkepleriyle günümüzü aydınlatmaya devam eden, halen aydınlatmaya devam eden aydınlarımız ve büyük lider, ebedi ve tek başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk. Ve aslında elimizdekilere baktığınızda uzun vadede kaybetme ihtimalimiz yok. Saygılarımla. Çok teşekkür ediyorum.